Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama mükemmel olmak için başlamak zorundasınız. Arkadaşlar, hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Ancak hedefimiz bizim kapasitemizin altında olmamalı. Yani düşük bir hedef de olmamalı. Neden? Çünkü hedefimiz eğer düşük olursa bu bizi tembelliğe itebilir. O ulaşmak istediğimiz hedefe bile ulaşamayabiliriz. Ancak çok da absürt, çok çok yukarılarda bir hedefte belirlememekte fayda var. Evet, son viraja giriyoruz artık. Bazı öğrenci arkadaşlarımızda şöyle cümleler duyuyoruz. Artık her şey bitti. Arkadaşlar, son 4 ay çok da kısa bir zaman değil. Yani bu zaman diliminde çok fazla şey yapılabilir. Bana göre uzun bir zaman dilimi. Maraton koşularını hatırlarsanız son viraja giren sporcular enerjilerini son virajda tüketir ve yarışı bitirmeye çalışırlar. Şu anda biz son virajdayız. Artık tempomuzu daha da artırmamız gerekiyor. Yani umutsuzluğu üzerimizden atmamız gerekiyor. Umutsuz olan insanlar zaten zayıf insanlardır. Ama şunu da unutmamanız gerekiyor. Arkadaşlar, bu sizin ilk ve son sınavınız değil. Hayatınız boyunca bu tür zorluklarla zaten karşılaşacaksınız. Ama şu son 4 ayda, şu son zamanlarda temponuzu artırarak, savaşmayı öğrenerek, mücadele etmeyi öğrenerek gelecek yıllardaki zorluklara karşı da aslında bir antrenman yapmış olacağız. Planınızı yapın. Elinizden ne geliyorsa çalışın. Çalıştıkça zaten mutlu olacaksınız. Arkadaşlar, neden mutsuzluğu seçiyorsunuz? Son 4 aylık hayatınızı mı feda etmek istersiniz? Bundan sonra ölünceye kadar ki hayatınızı mı feda etmek istersiniz? Tabii ki son 4 ayı. O zaman bir tercih yapınız arkadaşlar. Birini feda etmeniz gerekiyor. Son 4 ayınızı feda edin ve son 4 ayınızda var gücünüzle çalışın. Kendinizden fedakarlıklar yapın. Hedeflerinize göre ihtiyaç duyduğunuz konuları seçin. Yani hedefiniz sayısal veya eşit ağırlık olabilir. Burada benim en çok çalışmam gereken veya soruları en çok sorunun geldiği yer neresi? Oralara biraz daha ağırlık verebiliriz. Çalışırken kazanamama ihtimalini düşünmemek gerekiyor. Bu bilinçaltımıza da yerleşmesin. Neden güzel şeyler düşünmüyoruz? Neden sadece işimizi yapmıyoruz? Niye olumsuz ihtimalleri düşünerek motivasyonumuzu bozuyoruz? Motivasyonumuzu da artırıcı faaliyetler yapabiliriz. Örneğin gelecek yıl bu zamanları üniversite 1'in 2. döneminde olacaksınız. Ve üniversite 1 de bitmek üzere ve 2. sınıfa geçiyor olacaksınız. Bu sınav bitmiş olacak ve üniversite hayatınız devam ediyor olacak. Hedeflediğiniz mesleği düşünün. Sen o üniversiteye girmelisin. O üniversitenin bahçesinde dolaşmalı. O üniversitenin kafeteryasında kahve içmelisin. Sen orada olmalısın. Haydi, gayret et. Son 4 ay mücadele et, savaş. Arkadaşlar, unutmayın, böyle bir ihtimal var. İhtimal yüksek veya düşük ama böyle bir ihtimal var. Neden o ihtimalin peşinde koşmuyoruz? Neden o ihtimalin gerçekleşmesi için mücadele etmiyoruz da olumsuz şeyler düşünerek motivasyonumuzu bozmaya çalışıyoruz? Müzik dinleyerek ders çalışmayı da artık bırakmamız gerekiyor. Şunu unutmayalım ki YKS sınavı sırasında size müzik dinletilmeyecek veya siz müzik dinlemeyeceksiniz. Böyle bir uyaranınız olmayacak. Bu yüzden artık sessiz bir şekilde, sessiz bir ortamda ders çalışmaya ve soru çözmeye özen gösterelim. Çalışma ortamımız çok soğuk ya da çok sıcak olmamalı. Bunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü hem soğuk hem de sıcak olursa uyku modumuz artmış oluyor. Denemelerde başarı durumun kötü ise hemen yıkılmak yok. Denemeleri kötü olup iyi sonuçlar alan öğrencilerim oldu. Burada yapılacak olan şey şu: yıkılmak yerine deneme sınavı sonuçlarını iyi analiz etmemiz lazım. Yani biz nerede daha çok hata yapıyoruz ve benim bundan sonraki çalışmamda nasıl bir yol izlemem lazım, hangi konulara ağırlık vermem lazım. Yani bir sorun tespiti yapın, oturup ağlamayın, oturup olumsuz düşüncelere kapılmayın, olumsuz ihtimalleri aklınıza getirmeyin. Zaten adı üzerinde deneme sınavı. Burada bazı denemeler yapmanız gerekiyor. Taktik denemesi, strateji denemesi, örneğin fenden başlayıp devam etme, matematikten başlayıp devam etme, zor bir soru,
ile karşılaştığımızda nasıl hareket edeceğiz? Veyahut da işte atıyorum Türkçe çok zorlamaya başladı, ne yapmam gerekiyor? Bunları denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bazen iyi bazen kötü sonuçlar elde etmeniz de gayet normal. Bunlara kafa takmayın. Sadece sorunlarınızı tespit edin. O sorunların üzerine gidin. Stresten elinizden geldiği kadar da uzak durmaya çalışın. Şunu unutmayın, kafası rahat olarak sınava giren öğrencilerin daha başarılı olduğu da bir gerçek. Çalışmayı ertelemeyin. Şu gün çalışacağım, yarın çalışırım. Sakın kesinlikle ve kesinlikle kendinize taviz vermeyin. Taviz tavizi getirir ve o da başarısızlığı getirir. Eğer başarı istiyorsanız arkadaşlar hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Hem de şimdi. Ve başarının gelebilmesi için de sabretmeniz gerekiyor. Öyle birdenbire başarı gelmez. O bir süreçtir ve bu sürecin sonunda o başarı gelecektir. Bu yüzden başarısız sonuçlar elde ettiğinizde yine oturup ağlamayın. Evet, bazı öğrencilerimizden şu cümleleri çok sık duyuyoruz. Hocam konuları unuttuğum hissine kapılıyorum diye korkmana gerek yok. O an için hatırlayamayabilirsin ama beynin o konuya çalıştığın için beynin o konuyu hafızana kaydetti. Hatırlamanı kolaylaştırmak için stres de yapmaman lazım. Sınavda kafan rahat olursa onu hatırlayacaksın. Orada sana hatırlatıcı bir takım uyaranlar konulacak. Ancak yok ben rahat etmiyorum ve zamanım var diyorsan zaten durmana gerek yok. Hemen o konuyu tekrarlıyorsun ve yine sorularla da o konuyu pekiştirmeye çalışıyorsun. Örneğin bazı sınavlarda öğrenci arkadaşlarımız sınav sonucuna bakarak eyvah bittim, mahvoldum, seneye kaldım gibi cümleleri kullanmaya başlıyor. Mesela 40 tane matematik sorusundan 30 tane doğrusu var öğrencimizin, 10 tane yanlışı var. Hocam bittim diyor. Yavrucuğum sen zaten 40 tane sorunun 30 tanesini doğru yapmışsın. 10 tane soru kalmış. Onun üzerine gitsene. Orada neleri yapamamışsın? Orada hata yaptığın noktalar ne? Onun üzerine çalışma yapsana. Zaten 40 sorunun 30'unu zaten yapabiliyorsun. Geriye kalmış 5-10 tane soru. Çalış yavrum onun üzerinde. Onun üzerinde çalış. Şimdi YKS sınavı olduğu zaman zayıf olduğunu düşündüğün bir konuyla ilgili soru geldi. O soruyu genelde geçme eğilimine geçiyor öğrenci arkadaşlarımız. Sakın ben o konuda zayıfım, bu soruyu bakmasam da olur moduna girmeyin. O sorunun basit olma ihtimalini ve yapabilme ihtimalinizi de mutlaka düşünün. Soruyu çözmeye çalışın. Çözebiliyorsanız ne güzel, çözemiyorsan geç. Önceki yıllarda sınava girmiş olan öğrenci arkadaşlarımızın nasıl çalıştıklarında, nasıl bir tempo, nasıl bir strateji belirlediklerinde de arkadaşlar araştırabilirsiniz. Onların çalışma stillerini inceleyerek kendinize uygun olanları alıp onları uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz başarıyla birdenbire gelmiyor. Bir emek gerektiriyor, bir çaba gerektiriyor. Bu tür örnekleri incelemenizde fayda var. Kendinizi arkadaşlar başkalarıyla kıyaslamayın. Yani o arkadaşım hep benden yüksek puanlar alıyor denemelerde. Ben neden hep düşük alıyorum şeklinde hezeyanlarda bulunmamanızda fayda var.